Diyabetik retinopatinin tedavisi düzenli takip ile başlar. Yani hiçbir hastalık yokken eğer diyabetik retinopati varsa hasta yılda en az 2 defa göz doktoruna gider. Ve böylece yapılan kontrollerde inşallah hiçbir problem çıkmaz. Fakat eğer bir problem varsa çok küçükken halletmek daha kolaydır. Göze zarar vermeden problemler çözümlenir. Nedir bunlar? Gözün içerisinde çok küçük kanamalar olabilir. Ve biz de bunlara erken tespit edersek çok küçük alanlara lazerler yaparak problemi çözümleriz. Fakat eğer böyle bir takip söz konusu değilse, hasta benim artık görmem azaldı diye geldiğinde o zaman işler farklı olmakta. Lazer tedavileri yeterli gelmemekte. Bunun yerine artık vitrektomi operasyonu dediğimiz daha ağır operasyonlar gerekmektedir. Vitrektomi operasyonunda yaptığımız şey gözün içerisindeki ve retinanın etrafını sardığı vitre jelinin çıkartılıp içeride kanama varsa kanamaların temizlenmesi ve gerekli olan yerlere de lazerlerin yapılmasıdır. Bu lazerler daha sonra oradaki tekrar kanamaları önlerler. Eğer hastalık daha ileri gitmişse retinanın etrafında bazı zarlar oluşur. O zarların da çıkarılması lazımdır. Hastalık artık son aşamasındaysa sadece o zarlar yok. Zarların çekmesine bağlı olarak traksiyonel retina dekolmanları oluşmuştur ki bu operasyonlardan sonra gözün içerisine silikon da bırakılması gerekir. Bunlar tabii ki daha kapsamlı ve birkaç operasyon gereken durumlar ortaya çıkmaktadır.